Yine buluşup çıkıyorum. Hiç buluşup falan çıkmıyorsun ya. Kendine gel. Sen slay bir adamsın. Slay ne demek biliyor musun? Hayır. Bir yakın olduk kız. Böyle bir uyuyacağı uyuyun. Hayır. Böyle bir video değil. Bir bacağımı dışarı alayım o zaman. Al. Öyle mi başlayacağız videoya aşkım? Böyle bir surat. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün yanımda kim var? Ben. Tanıt kendini. Tanıyorlardır herhalde. Bu üçüncü katılışım. Aramıza yeni insanlar geldi baba. Geldi mi? Geldi. Ama eskileri izlediklerine eminim. Baktım şimdi kanala. Vlog çekmişim. Kendime konular çekmişim. Magazin çekmişim. Next. Aslında babamla dışarıda da vlog çekmek istiyorum ama çok üşeniyorum seninle dışarıda vlog çekmeye. Şimdi çünkü sen baba vlogda bir kamerayı tutmuşsun yani. Şimdi gir diyorum kapatmışsın. Kameraman olarak mı katılacağım bile onu anlamadım. Hayır. Yani bu tip şeylerde kamerayı karşılıklı birbirimize vererek çekmemiz gerekiyor. Sanki ben her şeyi çok iyi çekeceğim ama sana verdiğim anda çek gibi hissediyorum. Doğru mu hissediyorum? Neyse. Babamla böyle bir şeyler denediğimiz şeyler de gelsin istiyorum ileride. Ama şimdilik burada sohbet vibe'ına devam. Hakikaten millet gidiyor yemek yiyor. Vay güzel olan falan. Ben hiç o şeylere çağırmıyorsun. Çok pahalı baba. Bir tane vlog çektik burada. Mahvolduk. Ucuz yerlere gideriz. Sokak lezzetleri. Ucuz yer kalmadı. Sokak lezzetleri. Bir dönere 300 lira verdik. En son lahmacuna kaç para verdin? 100, ağladım burada. 120 lira. Bitti nokta. O yüzden bugün bir tık daha yine soru cevap, bir sohbet ve böyle baba görüşü aldığımız bir yine video ile buradayız. Doğru mudur Cancığım? Herhalde. Konsepti siz belirliyorsunuz Öykü Hanım. Evet ben belirliyorum. Önce sizden gelen soruya cevaplayalım. Sonra kendi sorularımızı cevaplayalım. Eyvah. Başlıyorum. Babalar niye bu kadar çok trip atıyor? Sen de biraz triplisin. Niye tripliyim? Vallahi triplisin. Neden? Bozuluyorsun yani böyle hemen. Niye bozuluyorum? Bilmiyorum işte kendi kafam. Söyle şimdi örnek vereceğim öyle atıp da triplisin. Örnek verirsin. İşte beni aramıyorsun. Bana böyle dedin. Bir onu dün gece söyledim. Yok baba hep diyorsun ya. Aramıyorsun zaten. Sanki arıyorum da konuşuyoruz. Ne zaman konuşuyorsun? Valla buraya koyarım yana. En çok kim aradı bir diğerini diye. Ben trip falan atmıyorum kızım. Ben seni böyle takip de etmiyorum. Hani iyi olduğuna dair bir bilgi almak istiyorum telefonda. İyiyim şunu yaptım gibi. Tutup da niye gelmiyorsun, niye elimi öpmüyorsun demiyorum. Yok elini öpmek gibi değil de niye gelmiyorsun diyorsun. Gelmiyorsun çünkü. Ama şimdi sen emeklisin ben çalışıyorum ya. Yani, zor oluyor yani. Aynı mahallede oturuyoruz. Kim kendi kızıyla aynı mahallede oturuyor? Bu çok büyük bir lütuf. Demek ki daha çok görüşmemiz lazım. Aşkım kimse babasıyla anasıyla benim kadar görüşmüyor sizinle görüştüğümüz kadar. Bunda hakkım var bir zahmet ver yani. Ver hakkım hemen. Ya haftada bir falan görüşüyoruz. Daha ne kadar görüşeceğiz? Hani çok görüştüğümüzü zannedecek insanlar. Yani her gün iki kere falan değil haftada bir. Kız çalışıyorum ya ben. Yorum bile yapmayacağım. Şimdiki aklı olsa yine diş hekimli mi olurdu yoksa edebiyat sinema ile ilgili bir iş mi yapmak isterdi? Evet okuduğun bölümden memnun musun? Ben mesela çok saçma buluyorum kendi okuduğum bölümü. Yani ben diş hekimi olduğuma pişman değilim ama önceleri akademiye girip resme çok yeteneğim vardı. Hep çevreden işte aman daha sonra yaparsın diye beynimi yıkadılar diyeyim. Diş hekimliğini seçtim. Diş hekimliğini önceleri sevmedim. Fakat akademisyen olduktan sonra yani hocalık kısmını sevdim. Ki neyi seçsem orada hocalık yapmak, akademisyenlik yapmak hoşuma giderdi. Ama dediğin gibi edebiyatla ilgili, sinema, televizyonla ilgili bir eğitim ya da bir konservatuar eğitimi almak isterdim. Üniversiteye girecek insanlar olduğu için söylüyorum. Üniversite bölümünü bence çok erken seçiyoruz. Sizin zamanınızda daha da cahil misiniz bence. Ben de mesela şu an okuduğum bölümü hiç kullanmadığım bir bölüm yani. O yüzden bence böyle çok idealist meslekler yapmayacaksan tıp vesaire nerede ne okursanız yani üniversite daha önemli bir gibi geliyor. Kampüs, network, üniversite yaşantısı vesaire vesaire. Peki sen ne seçerdin? Herhalde medya okurdum. Müzikle alakalı bir şey okurdum. İşletme okurdum. Her şey daha mantıklı. Benim neyime siyaset? Ama kendin seçtin. Yani evde buzdolabında asılı bir tercih listesi yapmışsın. Kendi aptallığım diyorum işte. Birinci tercihin. İşte kendi aptallığım. Yani benim zamanımda biz üniversitelerin ne yerini bilirdik ne içeriğini bilirdik. Öyle içimize doğup da seçerdik. İnternet yok tanımıyorsun. Ne ama okulun, sizin zamanınızda da okula girmek daha kolaydı. Kabul et. Ay işte çok kolay değildi. Kabul et baba. Etmem. Çünkü bizim zamanımızda da okul sayısı azdı. Şimdi bir sokağın içinde 3 tane üniversite sen var. Sen benim kadar üniversiteye çalıştın mı sanmıyorum. Ay yok ben hiç çalışmadan böyle girdim havadan. Tat diye girdin diş hekimliğine. O kadar benim kadar çalışmadın bak, de. Bak sırf şimdi herhalde İstanbul'da kaç tane? 18 tane mi 20 tane mi diş hekimliği fakültesi var? Benim zamanımda 2 tane vardı. Ama girdin rahat rahat hiç zorlanmadan. Benim kadar dershaneler bilmem neler özel ben hocalar. Ben de gittim dershaneye ben de baba ya. Hocam. Kabul et şunu daha kolay. Şimdi daha çok okul var. Ama boş kalıyor üniversitelerin daha çok okul var daha çok da kalıyor. İnsan var üniversiteye boş giren. Boş kaldı kontenjanları. Çünkü bir üniversiteler. Yani üniversitelerin böyle. Boş kaldı mı kontenjanları? Hayır. Bana devamlı şey mesajları geliyor. Mezuna kaldım. Böyle bir şey var. İnsanlar istediği okullara giremeyince tekrar hazırlanıyor. Olabilir. Sizin zamanınızda daha kolaydı. Nokta bitti.
Öykünün en sevdiği yaşı ne senin için yani? Beni hangi yaşımda? Bu yaşımı dersen sevinirim. Yok tabii ki seninle beraber yaşadığım yaşımı tercih edersin. Yani yaş olarak yine çocukluğuna dönmek isterim. Ben istemem. Ben isterim. Ben istemem. İkinciyi doğursaydınız. Birbirimize değiştirmek istediğimiz bir özellik. Çok var. Çok var evet. Yani bir tanesini söyleyeyim. İnatçı olma huyun. Sen de inatçısın. Sen de inatçısın. Sen inatçısın. Sen de inatçısın. Şimdi ben buldum. Sen niye girme konuyu? Tamam, sen sıranı gelince söylersin. Altını doldur. İnatçısın. Altını doldur. Yani hatalı olduğunu bilsen bile o inadından vazgeçmezsin. Burnunu öyle düşse yerden almazsın. Doğru. Hayatta savunma mekanizması bu. Hayatta kalma mekanizması. Kötü bir mekanizma. Yani pek de yararlı bir şey değil. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Çok evhamlısın. Doğru. Çok pesimistsin. Evhamlı kısmına katılıyorum. Pesimistlik kendimle ilgili, sevdiklerimle ilgili. Ama mesela 2 hafta sonraki bir derdi 2 hafta boyunca çekiyorsun. O zamanın derdi. Ama kendim için de yine sevdiğim için çekiyorum. Öykü. Diyelim ki Polonezköy'de bir akşam arkadaşın evine bir partiye gidecek. Ben o bir ay daha var, başlarım. Arabayla giderse, lastiği patlarsa, orman yolunda kalırsa, ne yapması lazım? Ya telefonunun şarjı biterse, Öykü de bana der ki dur daha bir ay var, belki de gitmeyeceğim, şimdiden niye sıkıntısını? Ben öyleyim ya, yani öyle değiştiremem. Evet ama şöyle bir şey var ki ben yurt dışında da yaşadım ve senin hiçbir haberin olmadan şeyler de yaptım. Bildiğin zaman daha zorlanıyorsun gibi geliyor. Bilmediğimde nasıl zorlanayım tabii yani bir şeyleri... O zaman cehalet daha iyi teknik olarak. Öykü büyürken yönetmeye en zorlandığınız süreç neydi? Ergenlikle benzeri. Ben kötü bir ergen değildim bence. Evet, öyle bir ergenlik sorunu hakikaten hiç yaşamadım. Yani Öykü'yle hep arkadaş gibiydik gerçekten. Bir de daha önceki programda söylediğimi bilmiyorum. Birbirimize demiştik ki hiç yalan söylemeyelim. Hep gerçekleri söyleyelim. O zaman hayat daha kolay oluyor. Tamam, bu çok komik bir soru. Ne? 3 tane insan neden kaşlarını kazıtıyor demiş. Senin kaşın olmadığını düşünüyorlar. Çocuklar benim kaşım var aslında da rengi sarı. Yani çıkarsam gözlüğümü görür müsünüz bilmiyorum. Hatta seneler önce gittiğim bir berber, artık berbere de gitmiyorum. Bu böyle saç olunca kendim kesiyorum. Niye para vereyim? Hocam dedi fındık kabuğuyla boyayalım. Ben de inandım ona. Peki dedim. Fındık kabuğunu yaktı çakmakla. O siyah isi kaşlarıma sürdü. Birden böyle Türk filmlerinin Erol Taşı gibi böyle kapkara. Kalıcı bir şey de değil yani. Terliyorum buramdan şey akıyor, is akıyor. Dedim ne uğraşıyorum bu yaşta? Aslında var. Kestiğim falan öyle yok. Öyle gel bakayım göster. Sapsarı. Kaşı var yani. Ama kazıtmıyor. Kaşım var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok moda şu an. İnsanlar kaşsızlık mı? Şey kaşlarını böyle çok açık renk açıyor. Kızlar böyle saçları siyah ama kaşları beyaz. Çok moda bu şu an. Öyle o yüzden mi? Şu an saçlar moda uygunsun. Ah, sonunda uydum oraya. Senin bir de şeyin vardı. Kendine BB yanlışlıkla renkli. Ya Öykü Amerika'dayken gittim kendime bir tane aldım. Kullanmayı da bilmem etmem. Güneş kremi. Güneş kremi aldım. Çok yakın arkadaşı Elif de sağ olsun çok vefalıdır. Beni ziyaretime geldi bir akşam. Oturduk beraber bir şeyler yedik içtik. Dedim ki ya Elif dedim böyle bir krem aldım. Ve hafif müstehsi bir sür bakalım Can amca dedi. Sürdüm. Baktı bayağı bir ırk değiştirdim dedi. Çünkü onun renklisi varmış bilmiyorum. Kızılderili gibi turuncu bir şey hala duruyor mu ete bilmiyorum. Kullandın mı sana? Kullanır mıyım öyle? Ama sen sonra doğrusunu aldın. Şey gibi Trump'ın da var ya hani böyle burası fondöten huyu unutmuş beyaz. Sonra bir New York valisi vardı saçını boyuyormuş. Resimleri var aktı yağmurdu. O kremler niye o kadar pahalı? Her şey pahalı ki. Yani niye sorguladın ki bunu? Yani içeriği yağ. Hani zeytinyağı sürsem olmaz mı diyorum sana. Deli misin diyorsun. Ne olacak o da doğal yağ. Hayır aşkım doğal yağ sürülmez. Yanmak için sürüyor insanlar onu. Öyle mi? Hindistan cevizi yağını. Kahverengi gez burada şey gibi. Ne o? Bodrum'da kim vardı? Fedon. Fedon gibi gez. Gerçekten seven erkek neler yapar neler yapmaz bu bana sorundur. Vallahi ben bunu senelerdir örneğini veriyordum. En son Bahar dizisinde gördüm. İnsan sevdiği için hakikaten bir organı verebilirsin. Hiç gözün kapalı düşünmeden verirsin. Yani sevmek de aslında öyle bir şey. Sevmenin içinde aslında benimsemek de var. Beraber yaşayacağın kişiyi. Ayrı bir kanından görmemek. Yani kendi çocuğuna yapacağın bütün fedakarlıkları ona da yapman lazım. Onun bütün sıkıntılarında yanında olman, ortak olman lazım. Sevmek aslında benimsemek. Bahar dizisi çok iyi değil mi? Hı? Bahar dizisi çok iyi. Çok hakikaten beğeniyorum. Çok başarılı ya. Annenle baban nasıl tanıştı demiş. Okulda tanıştılar. Evet. İkisi okulda, de fakültede. İkimiz de asistandık. Evlenmeden tek başına ayrı eve çıkma konusunda ne düşünüyor? Destekliyor. Destekliyorsun. Kim için? Senin benim için mi benim için benim mi? Benim için canım. Senin için hiç karşı çıkmadım. Destekliyor dedim. Destekledim. Kendim için de çıkmazdım. Bu zaten Amerika'da böyle bir şeye dönüştü kaç sene önce. Özellikle erkekler için. Aileleriyle birlikte yaşamak onlar için lüks. Artık belli bir yaşa gelip para kazandığı için çıkma saati falan yok. Evde güzel yemek pişiyor. Annen çamaşırlarını yıkıyor. Evle düşünmek istediğim bir şey yok. Her işine annen baban koşuyor. Böyle evde yaşayan yetişkinler olmaya başlamıştı. Ben de mutlu bir ailede yaşadığım için böyle evi terk edeyim de gideyim kendime gibi bir şeyi hiçbir zaman düşünmedim.
Bu hayatta en güzel şey yalnız yaşamak. Hiç katılmıyorum babama. Aileyle yaşamak no, big no. Kendi alanının çok önemli bir şey ve çok değerli bir şey yani. Evde çok mu baskı gördün kızım? Hayır, o anlamda değil yani. Sonuçta birbirimizi sevsek de bir noktada yetişkin olduğun için fikirlerin çatışıyor. Ve aynı evin içinde çatışıyorsun. Çatışmaktan kaçınan bir insan olduğum için ben o evdeki ben mesela kendi huzurluğum anımı daha çok seviyorum. Sizle bir şey paylaşmak istediğim zaman buna efor sarf etmeyi daha çok seviyorum. İşte yemeği çağırmayı, yemeğe gelmeyi, dışarıda buluşmayı vesaire vesaire. Teşekkür ederim. İlginç. Öyle ama aynı çatı altında yaşamak çok zor bir şey bence. Herkesin farklı. Babanın şarkın hakkındaki yorumu nedir çok merak ettim. Ben Öykü'nün bütün şarkılarını çok seviyorum. Bir kere hakikaten Amerika'da bestecilik üstüne bir eğitim aldıktan sonra çok farklı şeyler üretmeye başladı. Şimdi hazırlamakta olduğu 6 şarkılık albümümü. Onları büyük bir heyecanla izliyorum. Çünkü paylaşıyor. Hala bana bazı altyapıları yolluyor, dinliyorum. Yani yapım aşamasının hemen hemen her şeyinde içindeyim. 3 tane şarkısını biliyorum. Biri şu anda çıkan şarkı. Diğer 2 şarkısı da çok muhteşem oldu. Hele bir tanesi benim favorim. Nedense ya sözleri ya da melodisi. Üçünü de çok sevdim. Ama favorim, bir tanesi. Favorim olamaz. Bekleyin. Çok beğendim. Teşekkür ederim aşkım. Eğitim sistemi sizce de yanlış değil mi? Eğitim sisteminde bazı yanlışlar var. Yani bu tabii ki ilkokuldan başlayıp üniversiteye kadar olan süreçte de var. Kendinden emin bireyler yetiştirmek zorundayız. Yani topluluk karşısında rahatça konuşabilen, fikrini ya da dersle ilgili bir şey paylaşırken rahatlıkla konuşabilen öğrenciler olması lazım. Ona öyle bir özgürlük vermemiz lazım ki eğitimi sırasında kendi hissettiği, bilmediği, açığı olan şeyleri gidip sorup öğretmeninden, hocasından öğrenebilmeli. Öyle bir donanımla üniversiteye geldiği zaman iyi bir üniversite öğrencisi oluyor. Hele hele üniversiteye geldiğiniz zaman o kalabalık amfide hiçbir öğretim üyesi bunu biliyor, bunu değil. Herkesi eşit olarak görür. Sen meyve toplar gibi kendi eksikliklerini tamamlayıp hatta üstüne daha da fazla koyarak kendini yetiştirirsin. Ama o şey önemli bir şey. Özgüven önemli bir şey. Sen Eyüboğlu'nda okudun. Çok böyle yırtık, girişken bir çocuk değildin. Sonra müsamereye çağırdılar. Taş kesildim, kaldım. Sahneye çıktın, elinde mikrofonla böyle gayet evet, profesyonel TRT sunucusu gibi eteklerini havalandırıyor. Şimdi karşınıza annene bakmıştık yani bu bizim o güveni verdi sana yani evet. O çok önemliydi. Ben de şöyle düşünüyorum. Üniversiteye gelmeden daha atıyorum bir topluluk önünde sunum yapmayı, sunum hazırlamayı, bir konuyu nasıl doğru bir şekilde anlatman gerektiğini falan bu kazanımları elde etmen gerekiyor. Bence bir bilgiyi ezberlemektense doğru bilgiyi alıp doğru şekilde aktarmayı öğrenmek daha önemli gibi geliyor bana da. Ve bence bu çok eksik. Üniversitede bile sunum yapamayan gördüm. Sunumdan önce ağlayan, titreyen, sunum dosyası hazırlamayı bilmeyen bile yani. Maalesef o kazanımları bazı okullar vermiyor. Keşke öyle bir şeye gitsek yani. İş yaptığınız insanlarla, müşterilerle, patronunuzla, üst düzeyde insanlarla konuşurken kendinizi doğru bir şekilde, iyi kelimelerle ifade etmeniz gerekiyor. Ses tonunuzla, göz içine bakarak, beden dili kullanarak yani kendinizi göstermeniz gerekiyor. Böyle kısık sesle, önünüze bakarak, titrek sesle konuştuğunuz zaman dünyanın en doğru şeyini söyleyin. Kimse size inanmaz. Doğru. Yani sizi sizden başka kimse daha iyi satamaz. Evet. Kendinizi pazarlamayı, fikrinizi pazarlamayı çok iyi bileceksiniz gibi geliyor bana. Ama bu da zamanla oluyor yani. Tabii zamanla oluyor. Ben de küçükken çekinliktim, sen de çekinliktin. Tecrübeyle beraber o cengaverlik geliyor. Baban toksik ilişkiler kanalında konuşulan konulara tepki veriyor mu? İzliyor musun bölümleri? Tepki vermiyorum. Konulara bakıyorum, başlığına bakıyorum, cazip geliyor mu? Biraz izliyorum, bakıyorum. Beni çok ilgilendirmeyen konularsa bazen orada açık kalıyor. Çat diye kapatmıyorum. Ama bazen konuklarınız hoşuma gidiyor. Yani elektriğiniz uyuyor ya da fikirleri orijinal oluyor. Ya da konuştuğunuz konu hoşuma gidiyor. İzliyorum. En favori konuğum kim oldu şu ana kadar? Tunahan. Evet, güzel bir enerjisi vardı. Ama burada aslında sormak istediğim şey, biz bir tık daha bazen böyle şey konular konuşuyoruz ya, sert konular. Onları izliyor musun? Annem izlemiyor çünkü Toksi'yi. İzliyorum. Sen izliyorsun, sana koymuyor. Bana koymuyor. Yani biraz şey gerekiyor bazen. Dipleme gerekiyor o kadar. O benim sorunum değil, Özgün sorunu o. Vallahi bilemiyorum. Güzel bir kızınızın olması nasıl bir duygu? Ben güzel olmadığım için bunu babama sormamıza gerek yok. Evet, böyle bir de bir saçma bir inanışı var. Hayatımız boyunca kulağımıza küpe olması gereken bir tavsiye. Tek bir tavsiye var ama. Öğrenin, şöyle sorayım. Öğrenin. Şöyle 20 sene önceki kendine dönebilsen ne demek isterdin şu anki halinle? Ben kafana takma demek isterdim yani. Hiçbir şey önemli değil o kadar. Her şeyin şimdi ne diyeyim şeyimize, izleyicilerimize? Kafana takma demeyeceğim. Öğrenin. Bilgi o kadar önemli ki en saçma şey bile ileride işinize yarayacak. İnanın. Babanın kaşları neden yok diye birkaç soru daha gelmiş. Allah Allah. Bir daha sefere... Ya bugün bir yemek yarışması vardı. Bir kadın var böyle iki parmak siyaha boyuyorlar. Boyarım kaşlarını ama sana kaş yaparım yani. Ee? Benim gibi kaşın olur. Sonra? Sile sonra. Makyajımıza mendiliyle. Varsan yaparız.
Babamla hiç anlaşamıyoruz. Sürekli kavga. Bana bir tavsiye. Aşırı ataerkil. Ben de dayanamıyorum. Yani anlaşamama tabii nedenlerinizi bilemiyorum şu anda. Ataerkillikten dolayı. Hayır ama hangi konuda anlaşamadıklarını bilemediğim için çok sağlıklı bir yorum yapamayabilirim. Birbirinizi tanımaya çalışın. Biraz önce Öykü benim için ne dedi? Evhamlı dedi. Benim annem de evhamlıydı. Onu değiştiremeyeceğim için ona göre davranıyordum. Onu evhama sürüklemeyecek şekilde davranıyordum. İşte gençken, geç vakit dönerken yatmaz böyle karanlık salonda böyle perdeden aralığından baktığını gördük. Hemen bizi görünce kapatıp gidip yatardı. Şimdi o perdeden falan. Kim bakıyor? Babamın. Bunu söylemek zorundayım, çok üzgünüm. Açarsın. Bir huyu var. Aynı ev. Evet. Camdan devamlı mahalleyi izlemek, sokağa karışmak, laf atmak ve bazen olaylara karışmak gibi korkunç bir huyu var. Yani bir gün başına çok kötü bir şey gelecek, Allah korusun. Ve kaç kere geldi. Google Maps'te nerede oturduğumu söylemeyeceğim tabii. Bizim sokağa bastığınız zaman yani bir kere geçiyor yani. O kadar zor bir şans ki yani, o Google Maps'in arabaları var ya, bütün sokak çeken kameralar. Camda babam var. O kadar camdasın baba. Evet. O kadar yani. Yani bizim sokaktan geçerseniz babamı görürsünüz yani. Evet, o bulunduğum şeyi koruma içgüdüsü herhalde. Eskiden kaleyi korurlarmış. Ya, Google Maps'e de çıkmazsın ama yani koyayım. Anladın mı? Çıkayım ne olacak? Bir de yüzünü blurlamışlar adamın. Google'dan mı utanacağım? Ama hakikaten şu konuda haklı. Yani mesela sık sık bizim sokakta, mahallede elektrik kesintisi oluyordu. Su kesiliyor ona bağlı olarak. Ben her kazı sesinde bir şey gittiği zaman elimde el feneriyle çıkıp şeyi buluyordum. Nereyi kazıyorlar, niye kazıyorsunuz falan diye gece yarısı çukurun başına gidiyordum. Böyle bir huyum vardı. Bir gün sokağın başını kazıyorlardı. Bayağı derin kazmışlar. Orada çalışanlardan biri dedi geri çekil dedi. Ben hani böyle kabaca söylüyor zannettim. İyilikle söylüyormuş adamcağız. Meğerse su borusunu açıyorlarmış. Oradan böyle filmlerde hani petrol fışkırır. Korkunç böyle bir şey fışkırdı. Bok. Herkes kaçmış. Çamurla karışık bir su. Ben onu bir güzel tepemden aşağı yedim. Ondan sonra söylene söylene eve geldim. Yürürken böyle ağzımda çıtır çıtır kum tadı var. Su akmıyor. Yıkayamıyorum. Banyoya gittim. Karanlık. Elimdeki el fenerini şöyle alttan tutmuşum. Hani korku filminde böyle kanlar akar. Mezardan çıkmış tipler gibi. İçme suyuyla temizlediğimi bilirim. Ama hala öyleyim. Huyumu değiştiremiyorum. Çok meraklısın. Vallahi. Muhtarla oynasana. Yo, ben muhtarımdan çok memnunum. Niye değiştireyim üstüme ek bir görev alayım? Gayet iyi bir muhtarım var. Ama sende çok muhtar olacak tip var. Yo, insanlarla iyi ilişki kurarım. Tamam. Yani bunun hep faydasını gördüm. Muhtarla oynayabilirsin bence bir noktada. Daha böyle 70'inde falan yap bunu. Olur. Daha var, daha gençsin. Peki. Tamam. Hiç senin için keşke kızın değil oğlum olsaydı demiş mi? Ben mi? Hiç demedim. Hatta 5 tane daha kızım olsaydı dediğim oldu. Hiç olmazsa seninle haftada bir görüşürken her birle farklı farklı her gün başka bir kızımla görüşürdüm. O zaman da kıskançlıktan gelirdim. Yok bilirim ya, onu. Yok ya, hiç kıskançlık. Hayır. O mu geliyor diye sen daha fazla benimserdin. Hayır, hiç alakası yok. Tek olmanın avantajını yürütüyorsun kraliçem. Kimi kıskanıyorum ben? Olacak kız kardeşlerim. Hayır, benle daha çok ilgilenirse kıskanırdın. Evhamlılık yapmadığın sürece okeyim. Şimdi benim sana bir sorum var. Çünkü bu bana çok fazla geliyor DM'den. Bakalım senin görüşünü alalım. Çok genç insanlar, 18-19 yaşında insanlar diyorlar ki ben çok kendimi başarısız hissediyorum. Çok hayata geç kalmış hissediyorum. Hep yetersiz hissediyorum diyor. Onlara vermek istediğin bir tavsiye var mı? Valla 18 yaş daha hayatın başı. Hadi 20-25 de olsun. 20-25 de olsa hayatın başı. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız. Çevremde öyle insanlar tanıyorum ki bir üniversiteyi bitirip mesleğini yapıp sevmeyip tekrar üniversitede başka bir meslek edinen tanıdık insanlar var. Annen şu anda 2. üniversiteyi okuyor. Ben 1001 tane eğitim alıyorum. Hayatınızda bir yola girdim. Artık sonuna kadar gideceğim diye bir şey yok. Daha başında da olur, ortasında da olur. Bir şey artık sizi tatmin etmiyorsa, mutlu değilseniz yeni bir yola geçebilirsiniz. Ona uygun bir şeyler yapıp gidebilirsiniz. Hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz. Yani ben de böyle düşünüyorum kesinlikle. Daha yolun çok başı. Ben de zaten daha yetişkinliğin bebek adımlarını attığınız bir dönem oluyor bu süreç. O yüzden böyle tökezlemek. Çünkü şey gibi düşün. Yani okulda sana ne vergi nasıl ödenir anlatmıyorlar. İşe nasıl girilir anlatmıyorlar vesaire. Her şeyi kendin çözmen gerekiyor hayatta yani. O yüzden bocalamak, tökezlemek, farklı bir şey yapmak istediğiniz geç fark etmek bunlar çok normal şeyler. Kapatıyorum o zaman videoyu. Teşekkür ederim geldiğin için. Rica aşkım. Ederim. Her zaman İnşallah daha iyi olmuştur. Çok güzel oldu. Helal. Helal aşkım. Bir de bir yemek videosu yaparız ileride. En azından yemece. Yaparız ama işte nerede çekeceğimizi bu çözmemiz lazım. Teşekkür ederim geldiğin için. Size de teşekkür ederim sorularınızı sorduğunuz için vesaire. Kanala abone olmayı, yorum atmayı, kalp atmayı hepsini okuyor. Babam da okuyor hepsini tek tek. Kanalımdaki ne kadar yorum varsa okuyor manyak. Hepsini okuyorum.
Hakikaten okuyorum çünkü çok hoşuma gidiyor sizin attığınız yorumlar. Hatta benimle ilgili bazı yorumlarınıza çok gülüyorum, çok büyük keyif alıyorum. Hepinizin ne kadar parlak, ne kadar zeki çocuklar olduğunuzu görüyorum. Böyle bir gençlik olduğu için de çok mutlu oluyorum. Hiç üşenmiyorum. Saatlerce okuyorum. Çünkü o zekayı, o espri gücünüzü gördükçe çok hoşuma gidiyor. Umarım ben de sizi sıkmamışımdır. Estağfurullah. Bir tadım vlog istersen, sen finanse edersen varım. Ismarlıyor musun? Ismarlıyorum. Kokoreç. Artık ne seçersem. Büfe. Ne seçersem orası. Teşekkür ederiz tekrar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz kocaman. Öptük. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.